Merhaba arkadaşlar. Bu videoda giriş paneline devam edeceğiz. Giriş panelinde görmüş olduğunuz buton ile server'a kullanıcı bilgilerini yollamak istiyoruz ve server da bu bilgilere karşılık bize bir cevap verecek. İlk videoyu hatırlarsınız arkadaşlar ki büyük ihtimalle hatırlamayacaksınız. Tekrardan izlemenizi tavsiye ederim. Kullanıcının server'dan istekte bulunabilmesi için HTTP paketi yollaması gerektiğini söylemiştim. Tabi bu bir HTTP paketlerin içerisinde kullanıcının isteğine karşılık gelen komutlar var. Get bunlardan birisi. Biz zaten şu ana kadar hep get komutunu kullandık. Yani biz ondan şu dosyayı getir, şu linki getir, şu parametreyi getir tarzında isteklerde bulunuyoruz. Bunun dışında arkadaşlar başka istekler de var. Ki bu videoda biz o isteklerden belki de en önemlisini göstereceğiz. Post isteği. Post isteği ile beraber arkadaşlar form elemanları ile alakalı olan bilgileri server'a yollama şansınız var. Yani kendi makinenizde bulunan tarayıcı üzerinden yazdığınız verileri server'a yollayabiliyorsunuz. Server de buna karşılık size bir cevap verebiliyor. Bu işlem tabii ki get ile de yapılabilir. Fakat get'te yaptığınız zaman bunu internetten araştırabilirsiniz. Çok detaylı girmeyeceğim o konuya. Get'te yaptığınız isteklerin arkadaşlar tarayıcının şu kısmında parametre olarak verilmesi gerekiyor. Fakat postta böyle bir şart yok. Post verilerinizi daha gizli yolluyor arkadaşlar. Tarayıcınızı dinleyen bir kişi adres çubuğundan post verilerini alma şansı yok. Biz de o yüzden post metodunu kullanacağız. Yani post komutunu kullanarak kullanıcıdan server'dan cevap isteyeceğiz. Peki form elemanlarını kullanıcıya nasıl göndeririz? Arkadaşlar form elemanlarını gönderebilmeniz için öncelikle formun özelliklerini değiştirmeniz gerek. İlk özellik action özelliği arkadaşlar. Form gönderildiğinde buna karşılık server nasıl cevap verecek? Hangi birimiyle cevap verecek? Yani şuradaki parametre gibi düşüneceksiniz arkadaşlar. Biz login'in cevap vermesini istiyoruz mesela istekte bulunduğumuz zaman. Aynı şeyi action içinde diyeceğiz. Diyeceğiz ki login controller'ı cevap versin. Daha sonra metodu belirteceğiz arkadaşlar. Metottan kası şu. Hangi komutla gönderilecek bu? Get'le mi? Post'la mı? Biz post'la gönderilmesini istiyoruz. Buna ek olarak arkadaşlar dikkat ediyorsanız giriş butonumuz aslında bir buton değil. Sadece bir link olarak belirtmişim. Benim bunu butona çevirmem lazım arkadaşlar. Çünkü gönderme işlemini bir buton yapabilir ve submit butonu yapabiliyor arkadaşlar. O yüzden input diyeceğim. Type türünü belirteceğim. Submit butonu diyeceğim. Yani buna tıklandığında form elemanları server'a yollanacak. Sınıfını arkadaşlar aynen btn. Btn bu sefer primary diyelim, rengi değişsin. Value içerisindeki değer giriş diyelim. Ve kapatacağım. Bakalım sonuç nasıl olacak. Gördüğünüz gibi. Peki bu yeterli mi? Arkadaşlar butona tıkladığınız zaman hiçbir şey olmuyor. Aslında bu yeterli değil arkadaşlar. Butonun formun içerisinde olması lazım. Bu forma ait olduğu izlenimini veriyor. Bakın. Bu şekilde olması gerek. Burada bulunan butonlar ona erişemez. Yani formu gönderme şansı yok arkadaşlar. Çünkü sonuç olarak submit butonunun bir forma ait olması lazım. Göndereceği forma. O yüzden içerisinde bulunması gerekiyor. Tabii istersek şöyle bir değişim yapabiliriz. Form elemanının bakın şurada gövdeyi ve tabanı kaplamasını sağlayabiliriz. Bu yöntemlerden birisi. Açıkçası ben bunu yani şöyle yapabiliriz. Bunu şuraya alalım. Bu formu da geliriz. Şuraya alırız. O zaman input'u aşağı alma şansımız var. Şöyle. Bakın post yaptı ve login'i bulamadı. Tabii ben bunu istemiyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. Eski hale gelsin. Şunu silelim artık. Kaydedelim. Gördüğünüz gibi sadece giriş olsun. Art taraf kalmasına gerek var mı? Onu sonra düşünürüz. Şimdilik böyle dursun. Veya bir deneyelim bakalım nasıl görünüyor. Şimdilik böyle kalsın arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz butona bastığım an
Yine login parametresine giriyor ama dikkat ediyorsanız cevap veremedi login controller. Neden? Çünkü arkadaşlar biz route belirtirken route'ın get'e karşılık indeksi çağıracağını söyledik. Yani login router eğer ki login parametresi alınırsa tarayıcıdan gelen komutun türüne bakıyor. Eğer ki gelen komut get türünde ise gidiyor indeksi çağırıyor. O da burada. Tabii bir de ne var? Router'ın aynı parametre için bir de post çağrılabilir. Onun için de index post diyelim. Sonra da o fonksiyonu login control içerisinde yazalım arkadaşlar. Ve çağrıldığını gösteren geri gelelim şimdi. Gördüğünüz gibi index post çağrıldı. Tekrar aynı sayfa ekrana çıkartıldı. Şu an arkadaşlar giriş butonuna tıkladığımda post mesajını gönderiyorum. Ve formun içerisindeki bütün veriler yani girdiğim verilerin hepsi server'a yollanıyor. Peki ben bunu nasıl erişeceğim server'da? İlk derslerden hatırlarsanız kullanıcı isteklerinin request objesi içerisine yerleştirildiğini söylemiştim. İstekle alakalı ne kadar bilgi varsa request objesi içerisinde bunlara erişebiliriz. Gelin isterseniz console.log'da request objesini bir ekrana çıkartalım. Şuradan gelelim 1 2 3 4. Giriş yapalım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar request objesinin içi bayağı bir kalabalık. Bakalım belki buradan yakalarız diyorum ama cidden zor. Socket belki buradan gelir. Gerçekten yani verileri buradan bulmak çok zor arkadaşlar. Tam bu durum için arkadaşlar, tam bu problem için Express'in bir modülü var. Yani request objesini parse ediyor, tarıyor ve bizim kullanabileceğimiz uygun bir hale getiriyor. Yine bir middleware arkadaşlar. İsterseniz gelin onu kuralım. Bu sayede postla gelen bütün verilere erişebiliriz. Request objelerini parse edebilmemiz için arkadaşlar body parser adı verilen modülü yüklememiz gerekiyor ve middleware'e eklememiz lazım bu modülü. Tabii bunun route'lardan önce yapılması lazım çünkü eğer bu modül route'lardan sonra devreye giderse yönlendirme parse edilmeden önce yapılır. Bu bizim istediğimiz bir şey değil. Bütün yönlendirmelerden önce request'in parse edilmesini istiyoruz biz. Yükleme işlemini yaptıktan sonra arkadaşlar tabii hemen başlatayım start'a. Daha sonra app.js içerisine gireceğim. Şuradan parser require body parser dedim. Daha sonra arkadaşlar geleceğim app use. Arkadaşlar iki farklı veri türü için body parser'ı çağıracağım. Öncelikle form elemanlarını parse etmesi için URL length encoded bu arkadaşlar bizim post edeceğimiz veriler için kullanılacak form elemanları için. Tabii başka şekilde de post yapılabiliyor JSON objeleriyle. O yüzden onun için de devreye girmesini istiyorum. JSON. Evet. Şu an için body parser'ı aktif ettim. Şimdi eğer ki giriş yaparsam request objesi oluşturulacak ve ilk önce body parser request objesini alacak. Onu parse edecek yani ayrıştıracak. Şimdi kullanabileceğimiz forma getirecek request objesini. Şimdi gidelim. Route içerisinde neredeydi? Login control içerisinde tam burada request objesini kullanalım. Body parser devreye sokulduktan sonra arkadaşlar her request objesi bir tane body isminde bir objeye sahip olacak. Bu objeyi oluşturan body parser arkadaşlar. İçerisinde de formdan gelen
veriler var. İsterseniz console log deyip sonucu görelim. Ve şurada gelip girişe bastığım an gördüğünüz gibi bakın body objesinin içerisinde username özelliği var. Verisi 1234 ki biz onu yazmıştık. Password var. Onun da içerisinde ASDF var. İstediğimiz kullanıcının gönderdiği verileri server tarafında elde edebildik. Bunu sağlayan body parser. Sağlayan demeyeyim de işimizi kolaylaştıran. Bakın bizim kullanabilmemiz için güzel bir obje oluşturdu. İçerisinde direkt gönderilen verilere erişebiliyoruz. Peki bu isimler nereden geliyor, özellik isimleri? Arkadaşlar login sayfasını açarsak bakın kullanıcı adının girildiği text box yani input box'ın ismi username. Bakın burada o var. Şifreye girdiğimiz input box'ın ismi bakın buraya gelmiş. Yani form elemanlarının ismiyle beraber verileri geliyor. HTML sayfası bu şekilde davranır arkadaşlar. Post yaptığınız zaman gönderilen post yapılan form elemanının ismiyle beraber verisini de yollar. Body parser sayesinde biz bu verilere çok daha rahat bir şekilde erişebiliyoruz artık. Login controller içerisinden artık erişebiliyoruz. Şu an arkadaşlar kullanıcının bize gönderdiği verileri server'da yakalamayı başardık. Benim amacım şu an kullanıcıya bu verileri geri gönderebilmek. Dikkat ediyorsanız kullanıcı post işlemi yaptığı zaman önce gönderdiği verileri konsola çıkarttım. Daha sonra da login sayfasını tekrardan ona yolladım. Benim şu an istediğim kullanıcı post işlemi yaptıktan sonra yine konsolda çıkartayım. Ama bu sefer login sayfasını değil ana sayfayı karşısına çıkartayım. Ve ana sayfada da bana gönderdiği verileri yazdırayım. Öncelikle ana sayfaya gidelim arkadaşlar. Önceki EJS videosunu hatırlayacak olursanız benim controller'dan gelen veriyi alabilmem için HTML içerisine yazabilmem için ne yapmam gerekiyordu? EJS'yi kullanmam gerekiyordu. Buraya direkt bağlantı noktasını veriyorum arkadaşlar. Bir değişken ismi controller bu değişken ismini yazacağı, pardon, ekrana çıkartacağı sayfaya yollayacak. Buna ek olarak şöyle bunu H1 şeklinde yazalım. H2 diyelim veya H2 bir de H3 diyelim. Bu da password olsun. Tabii işleri kullanmam gerekiyor. H3. Şimdi login controller'a gideceğim. Burada arkadaşlar render değil de redirect kullanacağım. Buradaki temel problem arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız home sayfasını çizmesini söyledim. Fakat parametrede login var. Bu pek hoş görünmüyor arkadaşlar. Bir router sadece kendi parametresi içerisindeki sayfaları render etmeli. Eğer ki kendi parametresi yani kendi alanında olmayan bir sayfa varsa onu çizmek yerine ona ait olan controller'a yönlendirme yapmalı. İleride göreceğiz redirect fonksiyonunu kullanmalı. Fakat redirect fonksiyonunda bu parametreleri verme şansım yok. O yüzden ben verilerimi login sayfası içerisine yazmak istiyorum. Yani tam şuraya. Home'dan alacağım arkadaşlar bu verileri. Login sayfasının alt kısmına yerleştireceğim. Home'u da kaydedelim. Tabii bu sefer Home'da hata çıkmaması lazımdı. Home'u kaydettim. Yok, kaydetmemişim. Evet, hata yok. Login'e girelim. Bu sefer login hata verdi. Hata arkadaşlar username ve password'un bulunmadığını söylüyor. Bakın login içerisinde böyle bir değer yok diyor. Bu değerleri kim yolluyordu arkadaşlar? Login controller'ın post fonksiyonu. Yani kullanıcı post ettiği zaman formu
bu fonksiyon çalışıyordu ve çizdirilecek olan sayfaya bu parametreleri yolluyordu. Fakat biz forma başka bir yöntemle daha erişiyoruz. Get metoduyla. O zaman da dikkat ediyorsanız herhangi bir parametre yollamadım sayfaya. Ve sayfa da şu iki değişkeni arıyor. Bulamadığı zaman da hata veriyor. Benim EJC kodu içerisinde şu değişkenin olup olmadığını kontrol etmem lazım. Eğer ki varsa ekrana çıkarsın veya değerlesin. Eğer ki yoksa oluşacak HTML sayfasında bulunmasın bu kod. Onu sağlamam gerekiyor. Arkadaşlar burada bir EJC kodu yazacağım. Şu şekilde if diyeceğim. Eğer ki of username eşit değil ise undefined şöyle, o zaman şu arkadaşımı ekrana yazdıracak. Veya HTML'e yazdıracak diyelim. Bu şekilde. Aynı işlemi password içinde kullanalım. Tabii burası password olacak. Şimdi bir deneyelim bakalım. Evet, yine yanlış sayfaya yönlendirdi. Login controller. Home demişiz. Login diyelim. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. Bir de oraya get ile gidelim bakalım. Get ile gittiğim zaman herhangi bir şey çıkmıyor. Fakat evet, halloldu. Biraz kompleks de, bunu düzelteceğiz ama umarım mantığı anlamışsınızdır. Kullanıcı post ettiği zaman bütün veriler server'a yollanıyor. Form'daki veriler tabii. Butonun ait olduğu form'daki verilerin kullanıcıya yollanıyor. Yani server'a yollanıyor. Server arkadaşlar önce ne yaptı? Body parser'a verdi. Body parser bir body objesi oluşturdu request içerisinde. Biz de o objenin içerisindeki username ve password'u oluşturacağımız login sayfasına yolladık. Login sayfası da kontrol etti ilk önce arkadaşlar, böyle bir değişken oluşturulmuş mu, yani bana gönderilmiş mi diye. Eğer ki gönderilmişse ekrana çıkarttı, gönderilmemişse ekrana çıkartmayacak. Evet arkadaşlar, basit bir post işlemini göstermiş oldum. Gördüğünüz gibi aslında şunun da ismini get diye değiştirebiliriz, daha mantıklı olur. Tabi router'ını da değiştirmemiz lazım. Şurası ctl index get olur. Her isteğin arkadaşlar bir get bir de post versiyonu olabilir. Tabi o sayfada post yapılan bir işlem varsa. Bu videoda arkadaşlar bu kadar. Umarım anlatmayı başarabilmişimdir.